وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما دان روايه عن الشريف الله رسول الله صلى الله عليه وسلم شيرا لما فرغ سليمان بن داوود عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثة سليمان عليه السلام بيت المقدس yani şimdiki Mescid-i Aksa'yı bina ettikten sonra Allah-u Teala'dan bu mescidle ilgili üç dua etti. Üç dua etti. Birincisi اَنْ يُؤْتِيَهُ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ kendi hükmüne uygun bir hüküm vermesi. Yani Allah-u Süleyman Aleyhisselam orada bir hüküm verdiği zaman Allah-u Teala'nın hükmüne mutabık olsun. Yani haksız bir hüküm verilmesin orada. İkincisi وَمُلْكَ لَا يَنْبَغَيْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ kendisinden başka hiçbir kimseye layık olmayan bir mülk vermesini. Üçüncüsü ise diyor وَاَنَّهُ لَا يَتِي هَذَا الْمَسْجِدَ اَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ ف۪يهِ اِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ eğer kim diyor bu mescide gelip Allah için ziyaret eder, iki rekat namaz kılarsa mescidi Aksa ile ilgili. Allah-u Teala inşallah hep beraber gidip ziyaret etmeyi nasip eylesin arkadaşlar. Kim diye gelip iki rekat namaz kılarsa diye, ya Rabbi onu da diye anasından doğmuş gibi günahını affeyle diye diyor Süleyman Aleyhisselam dua etti. Fakala Resulullah Aleyhisselam emmesleteyni fakat u'tiyahuna iki tanesi verildi diyor. Peygamber Aleyhisselam yani hükümlerle ilgili kaydı verildi. Üçüncüsü ve ercu en yekuna kat u'tiyah terbise üçüncüsünün de diyor verilmesini ümit ederim diye. Peygamber Efendimiz'e üçüncüsü de inşallah verilmiştir. Gidenler anasından doğduğu günkü gibi günahsız olurlar inşallah.